Değerli katılımcılar e, mevzuat dışında kalan önemli konularla hani mutlaka soru çıkmasını beklediğimiz konularla kısa kısa özetlerle ve örnek soru çözümleriyle devam ediyoruz ki PDF notlarınız arasında bu konu altında e, yer alan PDF altında ya da üstünde e, yer alan PDF dokümanlarınızdaki notları mutlaka okuyun arkadaşlar. Yani sadece videoları izleyerek ilerlemeyin çünkü o videolar ve arkasından ya da önünden gelen PDF'ler hep birbirini tamamlayan konular. Ee, orada onların özet defterlerinize her konu, her konu için burada başlık attığımız her mesele için siz de defterlerinize bir başlık açın. Ee, hem bu videoları izlerken durdurup notları alırım ekrandaki görüntüyüden notlarınızı alın. Hem de o diğer PDF, aynı konularla ilgili PDF notlarınızdan her konu için başlığınız olsun. Hep söylüyorum, tekrar söylüyorum. Özet defterlerimizde ne kadar çok şey yazarsak o kadar başarılı olacağız arkadaşlar. Zaten konu çalışmaları bittikten sonra da bol bol soru etkinlik yapacağız. Önümüzdeki konu soru çözmek için acele etmiyoruz. Çok soru çözeceğiz. Çok sorumuz var. Çıkmış sorularımız var. E, 30 tane deneme sınavımız var. 30 tane etkinliğimiz var. Tablolardan bahsedeceğiz. Tablo yapacağız bol bol. Yani çok fazla egzersiz yapma, pra pra e, pratik yapma imkanımız olacak. E, onun için acele etmiyoruz. Burada mümkün mertebe konuları anlayarak, özümseyerek... Bir taraftan onunla ilgili çıkmış soruları da böyle bir taraftan bu eğitim videolarda bahsettiğimiz gibi de artık soru tarzlarında anlayarak defterlerimize yazılar, özetler, şablonlar, tablolar yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi yetişkin eğitimi önemli. Her gruba zaman zaman ya yani bir sınavda olmasa bile öbür sınavda kesin gelen bir grup her gruba da geliyor. ABC B, C sınıfı iş güvenliği uzmanı, iş yer hekimi diğer sağlık bütün gruplara geliyor. Yani yetişkin eğitimi dediğimiz şey andragoji dediğimiz bir bilim dalı aslında yetişkinlerin öğrenmesine yol gösteren bilim dalı arkadaşlar. Yetişkin eğitiminin kendine has tabii yetişkinler Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 24 yaş ve üzerini yetişkin olarak kabul ediyor Dünya Sağlık Örgütü. E bu bağlamda artık yani biz de kabaca hani lisans eğitimini tamamlamış yani üniversiteden sonra belki yüksek lisans doktora ve devamında iş hayatında bizim şu anki eğitimlerimiz, sınav hazırlık eğitimi, diğer iş sağlığı güvenli eğitimleri değil mi? Çalışma hayatında çalışanların eğitim aldığı eğitimler aslında hep yetişkin eğitimi bağlamında değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani biz buna tabi andragoji bilimi alt, altında ele alıyoruz yetişkin eğitimi. Tabi çocuk ve genç eğitimleri daha çok pedagojik e, formasyon gerektiren pedagoji bilimi altında ele alınan konular. Burada yetişkin eğitimlerinde diğer eğitimlere farklı olarak ki sınavlarda genelde bu husus çok önemli. Lütfen buraya dikkat. Sınavlarda yetişkin eğitimle ilgili sorularda bu veriler daha çok dikkat çekiyor. E, yetişkin farklı olarak eğitimden mutlak fayda istiyor arkadaşlar. Mutlaka bir fayda almak, bir şey öğrenmek. Hatta o öğrendiği şeyi hızlı bir şekilde pratik olarak hayatına geçirmek istiyor. E, çok pragmatik bakıyor meseleye. E, eğitimlere katılmak istiyor. Katılımcı olmak istiyor, aktif rol almak istiyor. Eğitimin uygulama yöntemi, eğitim şıklığındaki eğitimin e, şekli, eğitimin devamlılığıyla ilgili değişiklikler istiyor, değişiklikleri seviyor. Eğitimle ilgili beklentisi yüksek e, ve özgüvenini korumak istiyor. Yani aslında eğitilirken, eğitim esnasında bir taraftan da, e, ki biz buna yetişkin eğitimlerinde çok yaparız, e, yani e, hoca eğiticinin, eğitim veren kişinin, Eğitim alan kişiyle beraber aslında beraber öğreniyorlarmış gibi karşı tarafında hani e, öğreniyorsun ben sana öğretmiyorum aslında sen kendi kendine öğreniyorsun gibi e, bir algıyla onun özgüvenini de koruyarak yani bir öğretmenin bir çocuğa bir ilkokul çocuğuna bir ortaokul çocuğuna bu işte böyle bu böyle bu şekilde bunu öyle anla gibi öğreten öğrenci öğreten ilişkisinden çok beraberce topluca öğrenen bir interaktif bir eğitim aslında yetişkin eğitime yakın bir model. E, bu bağlamda hani yetişkin eğitimini bu şekilde ele almak lazım ki yetişkin eğitim ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok güzel bir anonim yayını var. Yani bizim bu başlık altında mevzuat dışı konular altında çok önemli PDF notlarımız var. Ayrıca biliyorsunuz mevzuat e, konuları dışında e, ki mevzuatla ilgili kaynak belli. Mevzuat dışında bizim anonim olan yani bize ait olmayan değerli hocaların üniversitelerin ya da kamu ve kurum kuruluşlarının Hani sizin Google'dan da ücretsiz bir şekilde kolayca erişebileceğiniz fakat bizim burada hepsini bir başlık altında sizin için topladığımız çok önemli kaynaklar var. Sanırım o başlık altında bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir yetişkin eğitimle ilgili güzel bir sunum var. Onu da mutlaka inceleyin arkadaşlar. Bu bağlamda sadece onu değil o başlık altında Atatürk Üniversitesi'nin İSG ders notları, onun dışında işte meslek hastalıklarıyla ilgili özellikle diğer sağlık personeli ve iş yeri hekimi adayı arkadaşlara söylüyorum bunu. Meslek hastalıklarıyla ilgili iki ya da üç tane çok önemli, çok iyi 2-3 yayın var bakanlığın yayını. Çok derinlemesine incelenmeli. Risk değerlendirmesiyle ilgili, risk yönetimi ve risk değerlendirmesiyle ilgili Özlem Özkılıç Hoca'nın çok değerli bir yayını var. Yangınla ilgili İBİTEM'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Merkezi'nin İBİTEM'in çok önemli bir eğitim kitapçığı var. Çok değerli bir yayın ki e, bütün bu aslında saydığım bu anonim yayınlar Esasında ÖSYM'nin daha önce Soru hazırlarken Kaynak olarak kullandığı yayınlardır ÖSYM biliyorsunuz mevzuat bağlamında Soru sorarken kaynak belli mevzuat Onun içinde mevzuat govtere belli e, Anayasa kanunlar Yönetmelikler tebliğler değil mi orada belli kaynak Onun dışında mevzuat dışında Kalan konularda iş sağlığı güvenliği literatürüne dair soru sorarken Bazen e, işte bu tür Üniversitelerin ders notları önemli hocaların e, notlarından, çalışmalarından e, faydalanıyor. Buna dair videolarda, önümüzdeki dönemdeki videolarda zaten bunu açıklıyor olacağız. Bunu anlayacaksınız ne demek istediğimi. E, onun için o ekütüphane dediğimiz e, mevzuat dışı e, konuların içindeki o önemli anonim, bize ait olmayan e, sizin de aslında Google'dan herkesin kolayca erişebileceği e, notları, şeyleri, çalışmaları biz aynı zamanda orada topladık ki orada topladığımız çalışmalar bilin ki ÖSYM'nin daha önce 2014 2015ten bu yana e, bütün gruplara soru olarak karşısına çıkmış kaynaklar arkadaşlar. Onları da e, değerlendirmenizde, okumanızda mümkün mertebe e, fayda var ki özet defterlerimize o ilgili konu başlığı altında oradaki okumalardan da mümkün mertebe notlar çıkarmak lazım arkadaşlar. E, yetişkin eğitimin hani kabaca bu şekilde sınırlandırılabilir. E, örneğin mesela 2018 Aralık'ta B sınıfı iş güven uzmanı adaylarına iş yerinde yetişkin gruba verilecek sağlık eğitiminin verimli olması için yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır diye bir soru. Bakın bir nolu maddede yetişkinlerin deneyimleri dikkate alınmalı. Yetişkinin kendine güven duygusu geliştirilmeli. Yetişkinlerin farklı öğrenme hızları olabileceği dikkate alınmalı gibi esasında üç tane, üçü de doğru olan esasında yetişkin eğitimi bütün sadece yetişkinlere verilecek sağlık eğitimini değil de bütün yetişkinlere verilecek bütün eğitimler için eğitimin verimli olması için Yapılması gereken hususları anlatan çok değerli öğretici bir soru arkadaşlar, değil mi? Yetişkinlerin deneyimleri dikkate alınmalı, değil mi? Yetişkinin kendine güven duygusu geliştirilmeli, yetişkinlerin farklı öğrenme hızları olabileceği dikkate alınmalı. Yani bir kişi bir husus hemen öğreniyor olabilir, öbürü daha geç öğreniyor olabilir, değil mi? Eğiticinin e, bunu da dikkate almasında fayda var arkadaşlar. E, Tabi yetişkin eğitimin yanı sıra mevzuat dışındaki soru gelebilecek hususlardan biri de esasında ergonomi konusu. Ergonomi konusunu ilgili de notlarımızda, dokümanlarımızda var. Ergonomi ile ilgili tabi mevzuat bağlamında da değerlendirdik. Elde taşıma işlerini yönetmeliğinde ve dahi diğer yönetmeliğin içinde esasında ergonominin bazı ilkelerine değindik. E, fakat antropometri konusu e, esasında hani ergonominin paralelinde ergonomiye de biraz destek olan bir ayrı bir, bir bilim dalı. Antropometri İnsan vücudunun çeşitli kısımlarının ölçümüyle insan yapısının ilişkilerini saptama yöntemiymiş arkadaşlar. Antropometri bireysel farklılıklara odaklanan ve çeşitli tasarım disiplinleri için önemli referanslar ve girdiler sağlayan ergonomi uygulamalarının hayati bir parçasıymış arkadaşlar. Şimdi burada e, yani direkt soru geliyor ya Gel da gelmese bile özellikle statik antropometri dinamik antropometri. Daha doğrusu antropometri nedir? Statik antropometri nedir? Dinamik antropometri nedir? Buradaki esasında statik ve dinamik ifadeleri ve bunun antropometri ile beraber neyi ifade ettiği hususu önemlidir. Dediğim gibi direkt soru olarak da karşımıza gelebilir bütün gruplar için ya da bir sorunun içinde bir yerde başka bir hususu ele alırken buradaki ifadeler size doğru ya da yanlışı bulurken yardımcı olabilir arkadaşlar. Statik antropometri, statik boyutlar İnsan vücudunun sabit yani statik pozisyonda elde edilen ölçüm sonuçlarıdır. Statik boyutlar dirsek ve bilek arası ölçümler ile eklem merkezleri arasındaki ölçümler gibi insan iskeleti boyutları yanı sıra baş çevresi, cilt yüzeyi, çevre ölçüleri gibi dış hat boyutlarını içermektedir. Bakın burada statik antropometri neydi? İnsan vücudunun ölçülerini ile insan vücudunun ölçüleri ile... O, o ve sayısal değerlerle insan yapısının çalışması esnasında insan yapısının ilişkilerini değerlendiriyordu ve ergonomiye ışık tutuyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi statik antropometride insan vücudu sabitken, insan durağan haldeyken ki insan e, vücudunun ölçülerinin e, çalışması fakat dinamik antropometride endüstri ve iş ortamında ki bu e, hareketli bir o, o, dinamikten kasıt burada hareket olduğu için bir hareket olduğu için esasında endüstri de iş hayatında sanayide yani iş sağlığı güvenliği konusunda daha çok kullanılan bir durum dinamik antropometri endüstri ve iş ortamında iş görenler sürekli devinim halindedirler yani hareket halindedirler bir iş gören işini yaparken çeşitli yönlere uzanması kol bacak ve gövdesini değişik boyutlarda ve devamlı hareket ettirmesi nedeniyle çeşitli dinamik ölçülerin bilinmesine ihtiyaç duyulur. Arkadaşlar değil mi? Burada bakın dinamik antropometride bir hareket var. Bir uzanma var. Bir aksiyon var değil mi? Bu hareket sırasındaki insan vücudu ölçüleri de dikkate alınarak bir analiz yapılıyor ve ergonomiye destek olmaya hedefliyoruz, amaçlıyoruz. Fakat statik antropometride insan durduğu sırada duran haldeyken ki insan e, ölçülerini, insan vücut ölçülerini ele alıyoruz değil mi? Bu ikisinin farkı önemli bir yerde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Soru çözerken, soru analiz ederken ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi çok önemli bir konu. Yani biz meslek hastalıkları, buna e, biz meslek hastalıkları ile ilgili sağlıklar etken tozlar bizim burada akıllı tablolarda, diğer dahi notlarımızda, PDF notlarımızda, soru analiz videolarımızda daha henüz oraya gelmediniz. E, soru çözüm ve analiz videolarımızda, sınav analiz videolarımızda bu hususlara zaten sıklıkla değineceğiz. Ee, ama hani burada biraz bahsetmek lazım. Yani örneğin sol taraftaki görsel özellikle iş yeri ve diğer sağlık personeli adaylar bir kere bu tabloları bu iki tabloyu çok iyi bilmeli arkadaşlar. Bu iki tablonun içinde ben size söylüyorum. Yani bir iki üç tane soru var. Soldaki tablo üst ekstremite bozuklukları ile ilgili üst ekstremite bozukluğu dediğimiz boyun, omuz, dirsek, el ve el bileği ile ilgili hastalıklar değil mi? Bunlar nelermiş sol tarafta? Karpal tünel sendromu, işte lateral epikondilit tenisçi dirseğiymiş ya da diğeri boyun gerilmeleri, radyal tünel sendromu, tetikçi parmağı gibi sol tarafta tablonun solunda ilgili hastalıklar var. Bu hastalıkların bu üst ekstremite bozukluklarının hastalıklarının sağ tarafında hangi işlerde neden oluştu ortama çıktıkları bizim için önemli. Mutlaka özellikle ağırlıklı olarak iş yer hekim ve diğer sağlık personel adaylarının ama iş güvenliği uzmanlarının da mutlaka bilmesi gereken bu konu. Bu, bu, soldaki tabloya çok iyi hakim olacağız arkadaşlar. Örneğin karpal tünel sendromunda bakın hangi işlerde daha çok karpal tünel sendromu görüyormuşuz? Taşlama, zımparalama, cilalama, montaj gibi işlerde, tekrarlı işlerde biz karpal tünel sendromu işini hastalığını çok sıklıkta görüyormuşuz. El aletlerinin kullanımında radial tünel sendromunu sıklıkla görüyormuşuz. El aletleri kullanırken elle yapılamayan işlerin sürekli işaret parmağıyla, bakın işaret parmağıyla yapılması tetikçi parmağı hastalığına sebep oluyormuş. Bakın beyaz parmak sendromu çok önemlidir. Daha önce birkaç defa soruldu. Zincir testere, havalı çekiç, titreşimli aletlerde, özellikle titreşimli aletler titreşime maruziyet sonucunda beyaz parmak sendromu ağırlıklı olarak gözüküyormuş arkadaşlar burada sol taraftaki hangi hastalıklar bunların hepsi hepsi üst ekstremite bozukluklarıdır hangi bu hastalıkların ve bu hastalıklar neden olan ilişkiler tablosu önemlidir arkadaşlar Bir de sağ taraftaki pembe tablo da yine çok önemli burada da mesleki kanserler ele alınmış yani kanser bir hastalık türü e, kanserojen maddeler var biliyorsunuz e, kanserojen maddelerin I arka göle bir sınıflandırılması var bu hususta önemli Buna da önümüzdeki e, videolarda ve not ya da notlarda değiniyor olacağız arkadaşlar. IARC'ın Irak'ın grup 1, grup 2A, 2, a 2 b 3 diye bir sınıflandırılması var. E, Irak Uluslararası Kanser Aja Araştırma Ajansı. E, o, o, şirketin, o grubun e, kanserojen maddeleri kesin kanserojen yapandan e, kanserojen yapmayana kadar olan bir gruplandırma, sınıflandırması var. O grupların her birinin altındaki o kanserojen maddelerin neler olduğu mutlaka bilinmeli arkadaşlar. Bunu bir yere not alın. E, buna bakıyor olacağız. I-arka göre kanserojen maddelerin sınıflandırılması ve o sınıfların altında hangi maddeler var. Örneğin grup 1'de kesin, kanserojen, kesin kanserojenlerin altında hangi maddeler var. Bilgisi önemli arkadaşlar. Bu tabloda ise, bu pembe tabloda ise Hangi iş kollarında, hangi iş yerlerinde, hangi işlerde hangi kanser türleri, mesleki kanser türleri bunlar işle ilişkili oldukları için mesleki kanser türleri ve bu hangi etkenler neticesinde o mesleki kanserlerin oluştuğu tablosu çok değerli, çok anlamlı, özel bir tablo arkadaşlar. Ee, bakın tarım ve orman ve balıkçılık işlerinde arkadaşlar deri, akciğer ve dudak kanseri çok ağırlıklı olarak gözüküyormuş. Buradaki etkenler ultraviyole ışınları, arsenikli pestisit. Zaten pestisit konusunda, zirai ilaçlar konusunda ağırlıklı olarak tarım ve ormancılıkta kullanıldığı ve bu pestisitin bir zirai ilaçtır ağırlıklı olarak içinde arsenik barındırdığı, arseniğin ise ciddi bir şekilde ağır kansere neden olduğu ve ağır, ciddi bir zararlı bir malzeme olduğundan zaten bahsediyor olacağız. Bakın burada da bu etken verilmiş. Mesela madencilikte deri, akciğer ve lösemi kanseri, çok görülüyor burada buna sebep olan etkenler arsenik yine radon ve asbest değil mi zaten ee, işte metal endüstrisinde petrol endüstrisinde hangi kanserler görülür bunlara sebep olan etkenler nelerdir gibi çok değerli çok anlamlı ee, burada tablolar arkadaşlar bakın pestis üretiminde akciğer kanseri arsenik etken ee, onun haricinde önemli deri sanayinde ve ayakkabıcılıkta arkadaşlar benzen etken olarak benzen çok önemli bir etkendir özellikle ayakkabıcılıkta ve buna bağlı lösemi, kan kanseri değil mi arkadaşlar? Önemli bir ilişkidir. Ayakkabıcılıkta benzene maruziyet sonucunda lösemi, kan kanseri önemlidir arkadaşlar gibi. Her iki tablonun da çok iyi özümsenmesi ve çok iyi bilinmesi lazım arkadaşlar. Bu tablolar ayrıca JPEG ya da PDF formatında zaten dokümanlarınız arasında var. Dilerseniz çıktı alın imkanınız varsa defterlerinizi yapıştırın. Dilerseniz kendiniz not olarak defterinize işleyin. Ee, hani ben çalışırken A sınavına hazırlanırken öyle yapıyordum. Yani artık yani yazamadığım şeyleri bazı şeyleri çıktı alıp defterime yapıştırıyordum. Ve artık yani şunu hedefliyoruz. Sınava doğru sınava yaklaştıkça Artık soru çözmeye başladığımız zaman arkadaşlar deneme sınavları çıkmış soruları çözmeye başladığımız zaman artık her şeyimizi defterin içinde olduğunu yani o defter yanınızdayken aslında bütün konular yanınızda defteri açtığınız anda ilgili konuya döndüğünüz zaman orada hususu yakalayacaksın sanki o defterle beraber sınava girebiliyormuş gibi tabii ki defterle beraber sınava giremeyeceksiniz ama her şeyi o deftere yazarsam. O defter sanki hep yanımda olacakmış hissiyatıyla her şeyi defter özetlerimizin içine yazacağız. Tablolar, şemalar, görseller karalayacağız, çizeceğiz. Renkli kalemlerle önemli yerleri tekrar çizeceğiz. E, yetmeyecek, e, ataçlayacağız, ilave kağıtlar araları ataçlayacağız. Böyle kalın kendi hapnotumuzu hep söylüyorum sınavı kazanmanın yolu. Başkalarının hap değil, başkalarının özeti değil. Ben dahil, biz dahil, bu eğitim seti dahil. Hiçbir zaman başkalarının notlarını kullanarak değil, kendi notlarımızla beraber, kendi özet defterimizde, kendi hap notumuzla beraber sınava doğru bol bol da soru çözüp sınava gireceğiz ve bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Temel felsefemiz bu. Bakın yine çok önemli bir tablo. Direktman etken toz ve o tozlara bağlı, o, o tozun etkeni ve o toza bağlı meydana gelen meslek hastalığı arkadaşlar. Bakın silisyum dioksit değil mi? Silis tozları, silika tozları ağırlıklı olarak madencilik ve tünel işleri, dökümanelerde ve taş ocaklarında, e, seramik işlerinde, seramik atölyelerinde de bundan çok görülür ve ona bağlı e, ortaya çıkan hastalık silikozis hastalığı. Baryum sülfat üretiminde baryum e, tozlarına beraber baritozis hastalığı. Kalaycılıkta ve lehimcilikte karşımıza çıkan stannozis meslek hastalığı. Toza bağlı kalaycılık ve lehimcilikte Kömür madenciliğinde önemli. Kömür tozuna maruziyet sonucunda antrokozis arkadaşlar önemli. Asbest üretiminde değil mi? Asbestle ilgili her türlü imalatta e, asbestozis hastalığı, asbest tozlarına maruziyet sonucunda. Lastik üretiminde tal tozlarına maruziyet sonucu arkadaşlar talkozis hastalığı. Nükleer enerji ve havacılık sektöründe, havacılık sanayinde berilyum tozlarına maruziyet sonucu berilyozis meslek hastalığı arkadaşlar. Bizim tozlar, tozların sınıflandırılması, tozların kimyasal açıdan sınıflandırılması, biyolojik açıdan sınıflandırılması. Buna da çok güzel tablolarımız var akıllı tablolar içinde. Buna tozlar konusuna önümüzdeki videolarda da soru analizlerinde de tekrar değineceğiz. Ama şimdiden tozlar ve tozların neden olduğu hangi hastalıklar, hangi tozlar ve o, o iş hangi iş yerlerinde o toza maruziyet var onun için çok anlamlı bir tablo arkadaşlar. Çok iyi bilinmesi, özümsenmesi gereken mutlaka her gruba soru olarak karşına çıkabilecek önemli bir konu arkadaşlar. Bakın 2018 Aralık'ta iş yeri hekimi adaylarına Karpal Tünel Sendromu vücudun hangi bölgelerinde ortaya çıkar? El bileği, boyun, ayak bileği şeklinde bir soru gelmiş arkadaşlar. Karpal Tünel Sendromu arkadaşlar değil mi? Elle ilgili bir hastalıktı değil mi? Eee, hangi bir vücudun hangi ortamında çıkıyordu? Elle ilgili tekrarlayan hareketlerde değil mi? Bazı işlerde tekrarlı hareketlerde karpal tünel sendromu ortaya çıkıyordu. Ve karpal tünel sendromu vücudun el bileğiyle ilgili ortaya çıkıyordu. Boyunda ve ayak bileğinde e, bir ilişkisi yoktu arkadaşlar. Burada yalnız bir cevabı doğru cevap. Bu ve buna dair bizim az önceki tablodaki gibi e, sendrom o sendromun vücudun neresinde etki ortaya çıktığı sağlık sorununun onun hangi işlerde hangi iş yerlerinde ortaya çıktı ona bağlı etkenler hangi işler vesaire işte aynı konu tozlar içinde geçerli değil mi arkadaşlar yani sağlık etkisi ney hangi işlerde görünüyor Hangi hastalıklar sıklıkta görülüyor ve o hastalığa sebep olan etken ne? Bunlar bizim için önemli konular arkadaşlar. Ayrıca bütün gruplar için önemli aydınlatma konusu, birimler konusu. Esasında birimler konusu yani bütün fiziksel risk etmenleri ile ilgili gürültü, titreşim, basınç gibi bütün esasında parametrelerin birimleri bizim için önemli. SI ünite sistemini zaten biliyor olmanız lazım. Yani her bir e, büyüklüğün bir birimi var arkadaşlar, değil mi? Yani işte gürültünün bir birimi var desibel, değil mi? Basıncın bir birimi var pascal gibi. İşte ağırlığın bir birimi var kilogram gibi. Zaten hani temel fen bilimlerinden de bildiğimiz SI Unit sistemde de geçen temel birimler bizim için önemli. Bunları zaten biliyor olmamız lazım. E, fakat aydınlatma ile ilgili aydınlatma konusu e, sağlık güvenliğinde ciddiye önemli, alınan bir önemli, önemli bir konudur. Bu aydınlatma parametresi ile ilgili birçok faktör var. İş akısı e, birimi lümen, ışık şiddeti birimi kandela, parıltı birimi lüminans, bir de aydınlık düzeyi birimi de lüks arkadaşlar. Yani bu konuyu ÖSYM e çok seviyor. Daha önce defalarca kez sordu, tekrar tekrar sormaya da devam ediyor. Yani aydınlatmayı da soruyor, diğerlerini de soruyor. Gürültünün birimi nedir? E, birazdan bahsedeceğim. Buna bağlı ölçü aletlerinden de çok fazla soru geliyor. E, hangi husus hangi ölçü aletiyle ölçülür, değil mi? E, şimdi burada ışık akısının birimi aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Lümen. Işık akısının enerjisini, ışık akın enerjisini ölçen bunun birimi lümen arkadaşlar. Bunu son sınavda A adaylara sormuş önümüzdeki sınavlarda ki ben bu hususu aynen 2020 yılındaki sınav kampımızda şu bu görseli paylaşmıştım arkadaşlar ya bu hususu seviyor arkadaşlar İşte kandelayı daha önce sordu e, lüksü sordu önümüzdeki sınavda ışık akısı birimi lümen karşınıza çıkabilir diye dediğimi çok iyi hatırlıyorum E kime çıkmış ağlara çıkmış bu soru e, yani biz bunu ben e, falcı olduğum için e, bu şeyi tahmin ettiğim için ya da bunun tüyosunu aldığım için bilmiyorum yani bu Gelişi belli. Yani ÖSYM'nin bazen önemsediği konular var. Çok so sormayı sevdiği konular var. Onunla ilgili bir hususu soruyor. Onu tekrar da sorabiliyor. Biraz evirip çevirip aynı şekilde de sorabiliyor. Ya da o hususun, o başlığın altındaki başka bir maddeyi sorabiliyor arkadaşlar. Lümen, kandela, ee, luminans ya da lüks ee, ne anlama geldikleri önümüzdeki dönemde tekrar karşımıza çıkabilir. Kimyasallarla ilgili kimyasalların özellikle tehlikeli kimyasallar işte uluslararası literatürde 9 sınıfta ele alınıyor. Yani bu kimyasallarla ilgili biz mevzuat başlığı altında konuştuk tabii mevzuat bağlamında. Bunu gazlar bağlamında da bu konuyu değerlendiriyor olacağız zaten. Fakat kimyasallar uluslararası literatürde 9 başlık altında ele alınıyor arkadaşlar. Yani bunlar sınıf 1'den başlayarak sınıf 9'a kadar. Soldaki görsel çok önemli bir görseldir. Bunlar bu 9 sınıf. Sınıf 1 patlayıcılar, sınıf 2 e, işte yanıcılar, değil mi? Yanıcı gazlar, daha doğrusu gazlar, sınıf 2 gazlar. Bunlar kendi altında altında yanıcı gazlar, sıkıştırılmış gazlar ve toksik gazlar olarak e, toplanıyor. Yani sınıf 2 aslında gazlar. Sınıf 3 sıvılar, yanıcı sıvılar. Sınıf 4'te işte yanıcı katılar, kendi kendine yananlar, su ile temas halinde yanıcı gaz çıkaranlar gibi. Sınıf 5'te oksitleyiciler ve organik e, piroksitler pero, Sınıf 6'da toksik maddeler ve enfekte maddeler, sınıf 7'de radyoaktifler, sınıf 8'de korozifler, sınıf 9'da da diğer tehlikeli maddeleri yani aslında tehlikeli maddeleri yani kimyasal maddeleri 9 sınıf altında başlık altında e, uluslararası literatür ki bizim mevzuatımıza da bu bu şekilde girmiş. 9 sınıf altında ele almış. Bunların her birinin hangi sınıfın hangi grubu da yer aldığı bilinmeli. Bir de bunların soldaki gibi etiketleri ve sembolleri ve bunların anlamları da bilinmeli. Bunlar bu şekilde esasında sağlık güvenlik işaretleri yönetmeliğinin ekindeki işaretler bağlamında da sorular gelebiliyor. O yönetmeliğin ekindeki işaretleri de biz biliyor olacağız. Fakat bu bağlamda bu soldaki görselde de e, ...yere yer aldığı şekliyle tehlike etiketleri ve sembolleri e, karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Önemli bir bilgidir. E, kimyasalları 9 sınıfta gruplandırdık. Patlayıcılar, gazlar, sıvılar vesaire şeklinde bunların ne anlama geldiğini bileceğiz. Buna dair PDF not da var sanırım. Onu indirip çıktı alıp direkt deftere e, ataçlayabilirsiniz. Yapıştırabilirsiniz arkadaşlar ya da kendiniz not alabilirsiniz. Ve bu tehlikeli sınıfların sembolleri ve etiketlerin neler olduğu bilinecek arkadaşlar. Ee, sağ tarafta da aynı sınıflandırmanın farklı şekilde e, yazılmış hali arkadaşlar. E, ADR'ye göre yani bu tehlikeli maddelerin karayollarında taşınması ile ilgili standartlara göre de aynı şekilde aslında sınıflandırılıyor ve bu sınıflandırmaya bağlı olarak o etiketler, bu semboller de o karayollarında uluslararası taşımacılıkta vesaire onun taşınması sırasında bu etiketler ilgili kimyasalın ya da ilgili zararlı maddenin üzerine yapıştırılması gerekiyor arkadaşlar. Bu bağlamda değerlenmek, değerlendirmekte de fayda var. Ya kimyasallar konusu çok önemli. Kimya konusu, kimya bilimi esasında hani fizik içinde geçerli, bu biyoloji de içinde geçerli. Fakat kimya bilimi kimyasal risk etmenleri bizim aslında iş sağlığı güvenliğinin en önemli meselelerinden biri. Ee, şimdi burada kimyasalların vücuda giriş yolları ee, esasında hani biz buna biraz toksikolojide sanırım değinmiştik iş yeri hekimi DSP adayları için ama e, kimyasalların vücuda giriş yolları ile ilgili e, bütün kimyasallar aynı derecede zararlı olmayabilir. Aynı yolla, aynı şekilde ve aynı sürede zarar vermezler ve hedef organları vardır arkadaşlar. Yani ilgili kimyasalın insan vücudunda odaklandığı, kilitlendiği en nokta bu en vurucu ve en fazla etkiyi gösterdiği spesifik hedef organlar mevcuttur. Gider orada, birikir, orada yoğunlaşır, orada depolanır, oradan vurur bize. Oradan bize zararı verir. Ee, arkadaşlar, böyle anlamakta fayda var. Örneğin asbest, silisyum, pamuk tozu, kadmiyum, berilyum gibi aslında ağırlıklı tozlar ve gazlar için hedef organ akciğerler. Organik fosforlar Böcek ilaçları neydi? Pestisitler, kurşun, civa, manganez ve arsenik gibi maddelerin hedef organı direkt beyin. Arkadaşlar, nikel, katran, benzen, akrilik ve ep ep epoksi reçinelerinin hedef organı deri. Karbon monoksit, vinil klorür, tiner, benzen, toluen gibi çok tehlikeli kimyasalların hedef organı kalp. Kurşunun örneğin hedef organı kemik değil mi arkadaşlar? Gibi esasında. Ee, hani bir maddenin farklı vinil klorürün yani he, bir kimyasalın farklı birkaç tane de hedef organı da olabilir. Ee, fakat burada kabaca hangi kimyasal hangi işyerlerinde kullanılıyor ve hangi meslek hastalıklarına ya da hangi hastalıklara ya da hangi olumsuz sağlık etkilerine sebep oluyor. Bu bilgi önemliydi bizim için değil mi? Bunları bilecektik, bunları biraz konuştuk. Bir de belli kimyasalların vücuttaki hedef organları var, değil mi? Onlar bilinmeli gere bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Ehliyet sınıfları yani zaman zaman çıkıyor hangi ehliyet sınıfının B sınıfı hepimizin ehliyet sınıfı işte otomobil ve kamyonetler. C sınıfı kamyonlar ve çekiciler, D sınıfı otobüs, F sınıfı traktör, G sınıfı soruldu daha önce iş makinesi için. o bunlar bunların ehliyetlerin yaş sınırları vesaire bunlar bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. İşte motorlu araçlarda iş sağlığı güvenliği başlığı altında esasında genelde bazen e, iş güven uzmanı, iş yeri diğer sağlık personeli adaylarına e, soru olarak karşımıza işte şu traktör hangi ehliyet sınıfındadır falan diye sorulabiliyor arkadaşlar. Bu görseli de bir bilmenizde, bir defterinizde ufak bir özet çıkarmanızda fayda var arkadaşlar. E, birimlerden bahsettik değil mi? Yani fiziksel risk etmenin, kimyasal hangi büyüklüğün birimi neydi? Basıncın birimi ney? İşte titreşimin birimi ney? Gürültünün birimi ney? Bu önemliydi bizim için birim. Yani fiziksel büyükle fizik risk etmeniyle e, o, le onun birimi arasında ki bağlantıyı bilecektik. SI unit sistemi bilecektik, birimleri bilecektik. Bir de ortam ölçümleri neticesinde düzeltiyorum pardon, e, ör, birazdan değineceğim. Ortam ölçümlerinde o bu birimlere bağlı e, ölçüm aletlerini de bilmemiz gerekiyor. E, ona da birazdan değiniriz. Fakat bir de el aletleri var. E, yani hani el aletleri çok C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının konusuymuş gibi gözüküyor. Ben bir, bir birkaç kurstan kursa katılan arkadaşlardan bu bilgiyi aldım. El aletleri sorusu gelirse C'lere gelir gibi bir soru gel husus gelmiş. Ya evet C'lere gelme ihtimali daha yüksek ama A'ya, B'ye, diğer sağlık personeli hatta iş yeri hekimi adaylarına bile el aletleriyle ilgili soru geldi arkadaşlar. Şimdi el aletleri hangi el aletinin ne işe yaradığı ve bu aletlerinin doğru kullanma ve yanlış kullanma şekilleri nasıl kullanılır bilmemizde fayda var. Onun için çok anlamlı bir görsel. Ee, bununla ilgili sanırım bunun pdf notu yine eğitim setin içinde var. E, mümkünse not alın vakit kaybetmek istemiyorsanız dediğim gibi imkan varsa çıktı alıp deftere ataşlamakta fayda var. Tekrar söylüyorum el aleti hangi el aleti ne işe yarar? E, ne görevi görür? Bununla ilgili soru geliyor ve o aletin doğru ve yanlış kullanım yöntemleri nelerdir bilinmeli. Ee, dediğim gibi el aletleriyle ilgili sorular geliyor. Burada bir de ayrıca ölçüm aletleriyle ilgili. Biz biliyorsunuz iş sağlığı güvenliği bağlamında ortam ölçümleri yapıyoruz. Yani belli risk etmenlerini, belli risk faktörlerini e, bu bizim için, ortam için, çalışanlar için e, risk oluşturacak bazı büyüklükleri belli e, aletlerle ölçüyoruz. Onların belli değerlerin üzerine. E, geçmesini e, sınırlandırmak için bu ölçümleri bunu kontrol altına almak için belli ölçümler yapıyoruz. E, bu da hani neyin hangi aletin neyi ölçtüğü bilgisi de önemli. Bununla ilgili zaten etkinlikleri çözerken bununla ilgili çok güzel etkinliklerimiz var. Tablolarımızda akıllı tablolarımızda özellikle dikkat çekiyorum. Bununla ilgili güzel değerli bilgiler var. E, bununla ilgili zaten sorularda da çözerek defterlerinize mutlaka ilgili bilgileri not alın arkadaşlar. Hava basıncını ölçen barometre arkadaşlar değil mi? Anemometre hava hızını ölçer. Hava akım hızını. Psikrometre havadaki nemi. Higrometre yine nemi ölçer. Kuru termometre sıcaklık ölçer gibi. Neyin neyi ölçtüğü bilgisi önemli. E bakın az önceki soru 2027 Kasım sınavında diğer sağlık personel adaylarına çıkmış barometre. Aynı sınıfta, aynı sınavda iş yeri hekimlerine de hangisinin ölçümü için kullanılan araçtır? Dozimetre. Dozimetre neyi ölçer arkadaşlar? Gürültüyü ölçen aleti değil mi arkadaşlar? İşte Nemi ne ölçer, sıcaklığı ne ölçer, aydınlatmayı ne ölçer, hava hızını, hava akımızın hangisi ölçer gibi, e, Bununla ilgili güzel tablolarımız var, notlarımız var. Onları inceleyin, neyi ölçer ve bu büyüklüğün birimi nedir? Yani gürültüyü, dozimetri ölçer, e, gürültünün birimi de desibeldir. Bunun tek tek karşılıklarını bilmemizde fayda var arkadaşlar. Önemli bir konu. İşte görüyorsunuz, yani e, hani çok İş güvenliği uzmanlığı C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı konusu gibi düşünülüyor ama diğer sağlık personeli ve iş yeri hekimi adaylara sorularını koydum. Özellikle son sınavda onlara çıkmış soru. İş güvenliği uzmanlarına da çıkıyor merak etmeyin. Yani A, B, C iş güvenliği uzmanlarına da çok çıkıyor. Soru çıkıyor bir tane iki tane. E, bu işte birimler, ölçüm aletleri vesaire bununla ilgili. E, fakat ben buraya hani iş yeri hekimlerine ve DSP adaylarına çıkmaz tezini çürütmek için İki soruyu koydum. Yoksa iş güvenliği uzmanlarına da soru çıkıyor arkadaşlar. Pestisit önemliydi. Birkaç bir önümüzdeki videoda yine değineceğiz ama burada da biraz bahsedelim. Bununla ilgili dokümanlarınıza da bakın. Arkadaşlar zirai ilaçlar. Yani tarım ve ormancılık işlerinde bizler tarım ve orman çalışanları mahsullerini o tarlada, bahçede yetiştirdikleri mahsulü ya da ormandaki o ilgili ağacı Çevresel ona zarar verebilecek etkenlerden, diğer hayvanlardan ya da diğer bitkilerden, otlardan vesaire canlılardan, diğer organizmalardan, zar ona zarar verecek organizmalardan korumak amacıyla e, ilaçlarlar arkadaşlar. E, Tabi bu bu ilaçlama e, içinde pe e, arsenikli bir malzeme kimyasal barındıran çok tehlikeli kimyasallar bunlar. Bunların uygulanması sırasında e bunların bu malzemelerin depolanması, taşınması, bunların uygulanması, uygulama sonrası takibi e, sırasında çalışanlar ciddi zararlar görebiliyor. Onun için pestisit konusu iş sağlığı güvenliğinin önemli konu başlıklarından biridir ve hemen hemen her gruba da soru gelmesi muhtemel e, bir soru şeyidir, gruptur arkadaşlar. Pestisitlerin çeşitleri var. İnsektisitler işte böceklere karşı, haşerelere karşı kullandığımız ilaçlara biz insektisit diyoruz. Fungusitler mantarlara karşıymış. Herbisitler yabancı otlara karşı. Mollusitler yumuşakçalara karşı. Rodentisitler kemingenlere karşı. Nematisitler nematotlara karşıymış. Akarisitler de akarlara karşı kullanılan zirahi tarımsal ilaçlar arkadaşlar. Bunların çeşitlerini mutlaka bilin. Soru olarak karşımıza daha önce çıktı. Yine çıkabilir. Bunların pestisit çeşitlerinden hangisinin hangi organizmaya neye karşı kullanıldığı bilgisi önemlidir. E, 2020 Kasım'da son sınavda 7 Kasım sınavında hem C'lere hem B sınıfı iş güvenliği uzmanları adaylarına tarımda pestisit uygulaması ile ilgili 3 tane yargı verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur denmiş. Şimdi burada uygulama sırasında delinen veya patlayan alet hortumları çıplak elle tamir edilmemelidir. Doğru yani biz zaten e, içinde arsenik barındıran pestisin çok tehlikeli bir kimyasal olduğunu söylemiştik. Bununla ilgili zaten uygulama sırasında ilgili koruyucu malzemeler değil mi? Maske, yüz koruyucu, eldiven, ilgili kıyafetin vesaire zaten lazım. direkt cilde temas zaten etmemesi lazım bu bağlamda mantıklı. Uygulama sırasında uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Serin ve rüzgarsız havada yapılması tercih edilmelidir. Çok sıcakta, ağır bir sıcakta e, onun zaten zararlı etkilerinin daha Fazla olabileceği, rahatsız edebileceği düşünülmüş. Rüzgarsız havada dediği, yani rüzgarlı havada daha önce bir soruda da bu, bu konu vardı. Eğer rüzgar varsa, mümkünse rüzgarsız havada pestis uygulanmalı. E, yani zirai ilaçlama yapılmalı ki e, eğer bir rüzgar durumu varsa, hafif bir rüzgar bile varsa o rüzgarda arkaya alınmalı değil mi? Elinizde bir şeyle, e, uygun bir alette bir kimyasalı e, spreyli bir şekilde e, şeye önünüzdeki işte tarlaya, bahçeye, bağa, bahçeye püskürttüğünüzü düşünün. rüzgar karşıdan gelirse ya da bir ciddi bir rüzgar ortamı varsa bu yüzünüze karşı maruziyete sebep olabilir. Bu bağlamda e, pestis kullanımı ile ilgili bu üç madde de doğru olarak kabul edilebilir. Bu buna bu bağlamda kimyasalların, ilaçlamaların, tarımsal ilaçların, pestislerin uygulanmasına yönelik alınacak önlemler bu bağlamda bu soru gibi ve dahi diğer önceki görseldeki bu pestis çeşitleriyle ilgili e, büyük ihtimalle karşımıza soru çıkacaktır arkadaşlar. Ya bir diğer önemli konu video tabi biz videolarda ben 30-35 dakikayı çok uzun geçirmemeye çalışıyorum ama konuyu toparlayalım. MSDS konusu arkadaşlar. Material Safety Data Sheet, malzeme güvenlik bilgi formu. Her maddeye özel ilgili kimyasal ya da ilgili tehlike yaratabilecek maddenin 16 başlık altında maddenin içeriği üreticisinin kısa tanıtımı, kimyasal bileşimi, onun tanıtımı, ilk yargın bilgileri, yangına dairine gibi bilgileri var. Bir kaza sonucunda nasıl müdahale edilmesi, ta nasıl taşınması, depolanması gerektiği, ekolojik bilgileri, bertaraf bilgileri, yasal mevzuat bilgileri gibi birçok başlığı ele aldı. 16 başlıklı bir liste arkadaşlar bu MSDS'ler. Bunlar kimyasalların ilgili kimyasalın ya da zararlı maddenin ya da etkilin e, güvenli bir şekilde çalışılması, taşınması, kullanılmasına dair her türlü e, bilgileri 16 başlık altında ele alan o malzemeyle beraber bulundurulan, taşınan e, veriler, yazılar, dokümanlar aslında malzeme güvenlik bilgi formu. Bir form düşünün. Her malzeme için ayrıca hazırlanmış belli formlar var. Bu formlar 16 başlık altında ele alınmış arkadaşlar. İşte ÖSYM'nin de çok sevdiği konulardan birisi yani son sınıf 7 Kasım'da bakın hem iş yeri hekimlerine hem C sınıf hem de B sınıf iş güvenliği uzmanı adaylarına ortak bir soru. Birçok soru ortak biliyorsunuz. Bir kimyasal maddenin malzeme güvenlik bilgi formunda e, ekolojik üretim yöntemi taşımacılık gibi bilgilerinden hangileri yer almalıdır diye defalarca kez aynı şekilde aynı tarzda çıkmış soruları analiz ederken göreceksiniz arkadaşlar bana hak vereceksiniz. Yani bütün gruplara evirip çevirip sordu biliyorsunuz. Onun için e, bakın Üretim yöntemine dair e, burada nedir? C şıkkı doğru 1 ve 3 doğru çünkü ekolojik bilgiler ve taşımacık bilgileri var. Fakat üretimine dair üretim yöntemine dair bir herhangi bir ifade yok değil mi arkadaşlar burada bu 16 maddede e, onun için e, bu 16 başlığın neler olduğu bilinmeli e, ve bu başlıklar bunların neler olduğu tıpkı bu soru formatında e, karşımıza genelde geliyor tekrar karşımıza çıkabilir İşyer Hekimlerine, C'lere, B'lere tekrar çıkabilir. A'lara, DSP adaylarına önümüzdeki 2021 sınavlarında da e, çıkabilir arkadaşlar. Önemli bir konu. Bununla ilgili dokümanlarınıza bakın. E, arkadaşlar eğitim videolarıyla devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.